Şimdi size reçeteyi takdim ederek sözlerimi kapatmak istiyorum. Bakınız, bugünkü durumdan nasıl kurtulabiliriz? Bu rantiyeci zihniyetlerle kurtulmak mümkün değildir. Bugünkü durumdan kurtulmak istiyor muyuz? Üç şartı yerine getireceğiz. Bir, işleri şurada tarif edilen kadroya vereceğiz. 1-2-3-4 vasıflarına sahip olacak bu kadro. 5-6-7-8-9-10 reçetenin bu maddelerinde yazılan 6 tane özelliğe sahip olacak zihniyet. 11-12 bunlarda da temel esaslara riayet ederek, bu temel esaslara riayet ederek çalışacak bu kadro. Şimdi size kadroyu tarif ediyorum. Başaracağına inanarak aşk ve azimle işe başlamak, bu her şeyden mühimdir. Bizim Kayserimizde bir tabir vardır. Affınıza sığınarak ifade etmek istiyorum. Ve yanlış mana çıkartılmasın. Sadece bir maksadı ifade etmek için söylüyorum. El elin kaybolan eşeğini türkü söyleyerek arar diyor Kayseri. Bunu niçin söylüyorum? Siz eğer Türkiye'yi bu durumdan kurtarmak istiyorsanız demin gözyaşı döken hanım evladımızın acısını kendi yüreğinizde hissedecek. Bu olmadan kurtuluş olmaz. Milli heyecanınız olacak. Bu iş böyle ucundan tutarak olmaz. Hedefin heyecanı taşıyan bildiri ve gaybetli bir kadronuz olacak. Biz ağır sanayi hamlesini içinizde görüyorum o dönemin umum müdürlerini. Her ay 44 tane umum müdürle koordinasyon toplantısı yaparak yürüttük. Her kelimelerini tahsis ettik burada şimdi. Kaç tanesini görüyorum umum müdürlerini. Hayır böyle konuşmayacaksınız. Efendim bize verilen görev. Hayır benim görevim diyeceksiniz. Sahip olacaksınız görevi. Kelimelerini bile düzelterek 2 yıl boyunca gece gündüz çalışarak bu hamle yapılmıştır. Çünkü bu heyecanın taşınması lazım. Başaracağına inanan bilgi, plan, kadro, takip ve intihar sisteminin disiplinle yürüteceği bir kadro lazım. Zihniyet, reel ekonomi zihniyeti olacak. Yani kendi gücüyle kalkınma esas alınacak. Üretim, istihdam, ihracat seferberliği esas alınacak. Üretimin akıllı, engelsiz, ucuz, yüksek ve kaliteli olması esas alınacak. Bölüşümde herkesin hakkını alması esas alınacak. Ülkenin bütünüyle kalkınması esas alınacak. Bütün gelir gruplarına dengeli refah sağlanması esas alınacak. Ve şu iki temel esas her şeyden önce gözetilecek. Her türlü israfın ortadan kaldırılması, verimlilik ve toplam kalite. İşte kurtuluşun reçetesi budur. Sadece reel ekonomiye geçmek yetmez. Bunu yürütecek kadro lazım. O kadronun da bu disiplinle çalışması lazım. Reçete budur.